hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Satya'da Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çünkü biliyorsunuz ki Nora Aba'nın sizden ayrı geçirdiği zamanlarda sizleri çok ama çok özlüyor. Hemen hatırlatayım kendime, eğer ilk kez Satya'da Türk ekranlarını saat tam 4'te açan arkadaşlarım varsa ve kim bu abla diye düşünüyorlarsa, ben Nora Abla'nın sevgili arkadaşlarım. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te Satya'da Türk ekranlarında Satya'da Türk çocuk programında burada sizlerle buluşuyorum. Arkadaşlar, hani dedim ya ben bu sabah hepinize sevinç olsun diye sevgi ve sevinç dolu dedim, değil mi? Arkadaşlar, ben de sevinç dolu oluyorum bazı zamanlarda ve sizlerin de böyle olmasını istiyorum. Ama sevinç dolu olduğum zamanların nasıl olduğunu biliyor musunuz? Sizce o sabah iyi bir kahvaltı ettiğim için mi? Yoksa o gün acaba başıma çok güzel şeyler geldiği için mi? Hayır arkadaşlar, bunlarla hiçbir ilgisi yok. Çünkü sevinçli olmak, bazen başımıza sıkıntılar da gelse, zorluklar da gelse, o gün bizi mutlu edecek pek bir şey bulamasak da hayatımızda, yine de zaman zaman sevinçli olabiliyoruz. Çünkü bunun tek sebebi Tanrımız arkadaşlar. Rabbimizin bizlere sağladığı sevinç, Rabbimizin bizlere verdiği sevinç arkadaşlar. Ne diyor bize Tanrımız? Her durumda sevinçli olun diyor. Ama bunun bir yolu var. Bunun bizle bir alakası yok. Bazen elimizden gelmiyor. Sevinçli olamıyoruz. Ama arkadaşlar, bunun yolu dua etmek. Tanrı'ya dua etmek. Tanrı'dan istemek. Peki dua etmek neydi, hatırlıyor musunuz? Dua etmek, Tanrı'yla konuşmak, Tanrı'yla sohbet etmek, Tanrı'yı övmek, Tanrı'ya güzel şeyler söylemek, Tanrı'ya onu çok sevdiğimizi söylemek ve bazen de ondan bir şeyler istemek. Çünkü bizim gücümüzün yetmediği zamanlarda, Tanrımızın gücü her şeye yeten olduğu için, biz sevinçli olamadığımız zamanlarda Tanrımız da bize sevinç verecek kadar güç var sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle duanın önemi hakkında konuştum. Şimdi bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama ondan önce gidelim şöyle güzelce bir Ege'yi izleyelim. Ege'de bizim bugünkü sevincimizi, Tanrı'nın bize verdiği sevinci iyice çoğaltsın ve ondan sonra biz yine burada buluşalım. Vücuttaki suyun %5'ini kaybedersek görme sorunu yaşarız. 12'sini kaybetmekse ölümcüldür. Uf, bu bilgi beni susattı. Kimse susuz kalmamalı. Arkadaşlar, su var mı? Günde en az 6 bardak su içmeyi unutmayın. Mavi renk konsantrasyonu arttırır. Derslerinizde konsantrasyon zorluğu çekiyorsanız okul müdürünüzle konuşun, tüm okulu maviye boyatsın. Vincent van Gogh kulağının tamamını değil, sadece kulak memesini kesmişti. Bu çok büyük bir sürpriz olabilir. Birçok kişi kulağını kestiğini sanıyor. Köpeklerde utanma duygusu yoktur. Bu yüzden tuvaletlerini yaparken kapağı hiç kaldırmazlar. Utanmaz şeyler. Benim köpek zeki neyse ki. Telefonlarda umumi tuvalet kapağından daha çok bakteri vardır. Çocuklar, asla telefonu ağzınıza sokmayın. Ayrıca iğrençtir yani tadı. Kivi de üzüm gibi bağlarda yetişir ve salkım halinde toplanır. Düşünsenize, kivi salkımı bu kadar bir şey olmalı. İnsan bir şey yutarken nefes alamayan tek memelidir. Ve sakın ağzınızda lokma varken konuşmayı denemeyin. Sevgili Ege, sana buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın diyoruz. Şimdi arkadaşlar, dua etmek konusuna geri dönelim. Bir kere bizler aslında her konuda ama her konuda hiçbir birbirinden farksız olarak her konu için Tanrı'ya dua edebiliriz. Her konu için isteklerimizi Tanrı'ya götürebiliriz ya da her konu için hissettiğimiz her şeyi Tanrımıza anlatabiliriz. Çünkü o bizim, yani sanki bir dost gibi bizi çok iyi bir şekilde dinlediğini bilerek, yaşadığımız her şeyi Tanrımızın çok önemsediğini bilerek Tanrımıza dua edebiliriz her konu için. Peki her konu için dua edebileceğimizi nereden biliyoruz arkadaşlar? Peki ya Tanrı şöyle düşünüyorsa, Nora, bu konu içinde artık beni meşgul etme. Zaten çok yoğunum. Milyonlarca insanla uğraşıyorum. Dünyadaki milyonlarca insan benden bir şeyler bekliyor. O yüzden senin bu küçücük isteğin için zamanımı çalmana izin veremem. Diyor mu sizce arkadaşlar? Mesela o gün moralimiz bozuk, moralimizin düzelmesi için Tanrı'ya dua ediyoruz. Ya da kalemimizi kaybettik ve evin içinde bulamıyoruz ve o çok sevdiğimiz bir kalem. O zaman o kalemi bulmak için Tanrı'ya dua etmek saçma mı? Tanrı'nın zamanını çalmak mı bu sizce? Bence değil arkadaşlar. Peki bunu nereden biliyoruz? Haydi bakalım, gelin tabii ki de kutsal kitaptan, kutsal kitaptan bir ayet okuyalım birlikte. Filipililer 4:6.
bu ayeti belki de artık ezberlemişsinizdir. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Sevgili arkadaşlarım, tekrar okuyorum sizlere. Hiç kaygılanmayın. Yani hiç kaygılanmayın hiçbir konuda. Kalemimi kaybettim. Onu asla bulamayacağım. Ya bu hastalık bana da gelirse? Ya bu sene okulda başarısız olursam? Bunların hiçbirini yapmayın diyor Tanrı. Yani endişelenmeyin. Kaygılanmak, endişelenmek bir şeyin sonucundan korkmak anlamına gelebilir. Yani kısaca hiç korkmayın. Her konudaki dileklerinizi, her konudaki, her ne demek arkadaşlar? Her, hiç fark etmez, her şey hakkında olabilir demek. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yani şükran ne demek? Teşekkür ederek, sevinçle, teşekkür ederek. Yani Tanrı'ya dua ediyoruz. Rab, senden bunu istiyorum ve aynı zamanda sana teşekkür ediyorum. Bunu benim için en iyi şekilde planlayacağını bildiğim için diyerek dua edebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu ayet zaten yeteri kadar açık her konuda, ama her konudaki isteklerimiz için dua edebiliriz. Şimdi birazdan kumdaki hikayelere gideceğiz, ama kumdaki hikayelere gitmeden önce sizlerle burada mini bir dua etmek istiyorum. Lütfen siz de arkadaşlar, ben burada dua ederken kendi dua konularınızı hatırlamaya çalışın ve burada hep birlikte dua edelim. Ama eğer dua konularınız yoksa, hatırlayamıyorsanız, birazdan Nur abanız size zaten dua etme konusuyla ilgili böyle püf noktalarını verecek, yani size ipuçları verecek. Ama şimdi sadece belki gözlerinizi kapatarak olabilir, belki gözleriniz açık Tanrı'ya bakmaya çalışarak, Tanrı'yı görmeye çalışarak olabilir. Herhangi bir şeyler için belki sadece hislerinizi Tanrı'ya aktarabilirsiniz. Ya da ben dua ederken Tanrı'nın sevgisini hissetmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım, gelin Tanrı'ya gidelim, hep birlikte dua edelim. Sevgili Tanrım, sana çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yarattığın her şey için, etrafıma baktığım zaman öncelikle ailem için, ailemin sağlığı için, arkadaşlarım, akrabalarım için, evim için, derslerim için, bir okula gidebildiğim için, sağlıklı olduğum için, her şey için sana teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de yarattığın güzel doğa için, dışarıya çıktığım zamanlarda, bir parka gittiğim zaman gördüğüm ağaçlar için sana teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda şimdi dua ediyorum ki bütün hastaların iyileşmesini istiyorum dünyada. Ve üzgün olan arkadaşlarım varsa onlar için dua ediyorum. Onlara sevinç ver diye dua ediyorum. Ve Rab, dünyadaki insanları koru, doğayı koru diye dua ediyorum. Ve aynı zamanda gelecek sezon kardeşlerimle ilişkilerimi daha düzelt, daha iyi bir ilişkim olsun kardeşlerimle diye dua ediyorum. Ve aynı zamanda bugünlerde aslında, yani geçmişte, yani şu an artık düzelmeye başladı ama evden çıkamadığım zamanlarda çok sıkılmıştım ve bu duygularımı sana aktarmıştım zaten. Şimdi de aktarmak istiyorum. O çok sıkıldığım günlerin artık bittiğini bilmek istiyorum. Lütfen bana bir şeyler söyle, bana bir şeyler göster, bana umut ve sevinç ver. Rab, seni çok seviyorum. İyi ki seni tanıdım. İyi ki bu kadar güçlüsün ve iyi ki benim kralımsın. Sana çok teşekkür ediyorum. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla amin. Evet arkadaşlar, birlikte duamızı da ettik. Tabii ki de dualarımızı Tanrı duydu, Tanrı'ya ulaştı dualarımız. Şimdi hep birlikte yine bir mola zamanı veriyoruz. Gidelim hep birlikte kumdaki hikayeleri izleyelim. Onun ardından zaten yine burada buluşacağız. Rab İsa çarmı üzerinde öldükten sonra Aramatyalı Yusuf adlı zengin bir kişi, Vali Pilatus'a giderek İsa'nın cesedini alıp mezara koymak için izin istedi. Yusuf, İsa'nın cesedini alarak daha önce kimsenin konmadığı kayalar içinde oyulmuş bir mezara koydu. Pilatus, mezarın kapısının büyük bir kaya ile kapatılmasını emretti ve İsa'nın öğrencileri gelip cesedi çalmasın diye mezarın önüne nöbetçiler koydu. Mecdelli Meryem ve İsa'yı seven kadınlar da orada onları izliyorlardı. Haftanın ilk günü
Mejderli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve İsa'yı izleyen diğer kadınlar mezara geldiler. İsa'nın cesedine güzel kokulu yağ ve baharat sürmek için gelmişlerdi. Ama mezarın kapısı çok büyük bir kaya ile kapatılmıştı. Mezara yaklaştıklarında aniden büyük bir deprem oldu. Rabbim meleği gökten inerek kayayı yuvarladı. Nöbetçiler korkudan bayılıp yere düştüler. Melek, mezara gelen kadınlarla konuşarak onlara şöyle seslendi. Korkmayın, İsa'yı aradığınızı biliyorum ama kendisi burada değil. O dirildi. Gidin ve öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. Sonrasında Rab İsa, Mejderli Meryem'e görünerek ona, ''Sen niye ağlıyorsun?'' dedi. Mejderli Meryem İsa'yı bahçıvan sanmıştı ve ona, ''İsa'nın cesedini sen aldıysan nereye koyduğunu söyle.'' dedi. Rab İsa, ''Ey Meryem!'' deyince, Mejderli Meryem onun Rab İsa olduğunu anladı. Dokunmak için yaklaşınca İsa ona, ''Bana dokunma, git öğrencilerime ölümden dirildiğimi ve babamın yanına yükseleceğimi söyle.'' dedi. Meryem bu sevinçli haberi vermek ve Rab İsa'nın ölümden dirildiğini müjdelemek için öğrencilerin yanına gitti. O gün Rab İsa'nın öğrencileri bir evde toplanmıştı. Yahudilerden korkarak saklanıyorlardı. Tüm kapılar kilitliyken Rab İsa içeri girdi ve ortalarında durup onlara ''Sizlere esenlik olsun'' dedi. Onlara elleri, ayakları ve böğründeki yaraları gösterdi. Thomas'a dönerek ''Gel Thomas, ellerimde, ayaklarımda ve böğrümdeki yaraları gör'' dedi. Thomas iman etti. Öğrenciler Rab İsa'yı gördükleri için sevinç içindeydiler. Rab İsa öğrencilerinden, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya kadar Yeruşalim'de kalmalarını istedi. Kutsal ruhun öğrencilerin üzerine inmesini kastediyordu. Daha sonra Rab İsa öğrencileriyle birlikte Betanya'ya gitti. Ellerini yukarı kaldırıp onları kutsadı ve öğrencilerine ''Gidin ve tüm ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.'' dedi ve orada Rab İsa göğe yükseldi. Öğrenciler ona tapınıp secde ettiler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yuhanna 11. bölüm 25. ayet. Arkadaşlar az önce dua ettik ama farkında mısınız? Dua ederken özel bir şey yapmadım, ellerimi böyle kaldırmadım ya da böyle yapmadım ya da böyle yapmadım ya da böyle yapmadım ya da gözlerinizi açık ya da kapalı tutmanızın hiçbir önemi yok. İstediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Çünkü aslında Tanrımız bizim yüreğimizle, yüreğimizdeki hislerimizle, aklımızdaki düşüncelerle ilgileniyor. O yüzden Tanrı'nın önünde böyle yaptığımız zaman bana göre daha ciddiye olmuyoruz ya da böyle yaptığımız zaman daha ciddiye olmuyoruz. Ama önemli olan tek şey gerçekten bütün yüreğimizi, bütün düşüncelerimizi o sırada Tanrı'ya vererek, yani o sırada düşüncelerimizde mesela dışarı çıkıp oynamak olmamalı ya da
mutfakta duran çok sevdiğiniz çikolatayı ya da dondurmayı yemek olmamalı o sırada aklımızdaki şey. Aklımızdaki tek şey Tanrı olmalı. Tanrı'nın güzelliği ve o sırada ona iletmek istediğimiz şeyler olmalı diyorum. Ama arkadaşlar bazen bir dua konusu bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Aklınıza dua edecek bir şey gelmiyor olabilir. Bu yüzden ben de sizler için Nora abanız, sizler için bir dua listesi hazırladı. Bence sizler de kendiniz için bir dua listesi hazırlayabilirsiniz. Dua konularından oluşan bir liste. Ya da her gün mesela bir yere yapıştırabilirsiniz küçük bir kağıtla. Bugün bu konu için dua edeceğim, bu hafta bunlar için dua edeceğim diye. Ve bir listenizin olması bence size dua edecek konularınızı rahatlıkla bulabilmeniz için yardımcı olacak. Ve aynı zamanda tabii ki de insanlara sormak. Senin için nasıl dua edebilirim sevgili arkadaşım? Anne, senin için nasıl dua edebilirim? Bir dua konun var mı diye sormak dua listenizi de zenginleştirecek. Bu kişiler için de özellikle dua edebilirsiniz. Şimdi Nora abanızın sizler için hazırladığı dua konularına şöyle bir bakalım acaba neler için dua edebiliriz. Tabii ki bu liste benim kendi listem. Sizler de bu listeye yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Ben sadece size fikir olsun diye genel bir liste hazırladım. Şimdi ilk dua konularından bir tanesi. Ailemin sağlığı ve mutluluğu için Tanrı'ya dua edebilirim. Arkadaşlarım için Tanrı'ya dua edebilirim. Salgın hastalıklar için, tüm hastalıklar için, dünyadaki yalnız insanlar için, çünkü onlar gerçekten çok üzülüyorlardır. Yalnız olmak çok zor bir şey arkadaşlar. Tanrı onları yalnız bırakmasın, o yalnızlık duygusunu onlara yaşatmasın diye dua edebilirsiniz. Dünyada karnı aç bir sürü insan var. Bizlerin yemekleri var. Tanrı'ya teşekkür ediyoruz ama dünyada karnı aç olan bir sürü insan var. O insanlar için dua edebilirsiniz. Ülkemizde ve dünyamızda her zaman barış olması için, doğa için, hayvanlar için, okulum ve derslerim için, arkadaşlarımla olan ilişkim için, iyi ilişkiler kurmak istediğim için, kızdığım kişileri daha kolay affedebilmem için, annemin ve babamın sözünü dinleyebilmem için, yani onlara itaat edebilmem için, derslerimi daha çok sevebilmem için, insanları Tanrı'nın gözünden görebilmek ve insanları Tanrı'nın bizi sevdiği gibi sevebilmek için dua edebiliriz sevgili arkadaşım. İşte sevgili arkadaşım, benim senin için hazırladığım dua konularım şimdilik bunlar. Sen bu listeye yeni yeni dua konularını ekleyebilirsin ve hatta bizlere bir tavsiyen varsa dua konusu bizlerle paylaşabilirsin. Şu konu için birlikte dua edelim mi Nora abla diyebilirsin ya da kendinin eğer senin bir duaya ihtiyacın varsa bu konuda benden yardım isteyebilirsin ve tabii ki ben de senin için dua edebilirim arkadaşım. Haydi bakalım, bugünden sonra hepinizin dua listelerini bekliyorum heyecanla. Şimdi gidelim şöyle yine sevdiğimiz, çok çok sevdiğimiz iki arkadaşımıza Meyvezi'ye gidelim. Sonra da Tanrı'nın sözünde burada buluşalım. Bu sezonun son bölümü. Ya. Vay be. Bu dekoru çok özleyeceğim. Tam alışmıştım. Ya ben de Zi. Ama yeni sezonumuzun başlaması çok uzun sürmeyecek zaten, dert etme. Üçüncü ve dördüncü yolculuğu da çok zaman kaybetmeden kardeşlerimize anlatıyor olacağız. İyi bari. Me. Efendim Zi. İsa Mesih Elçi Pavlus'a ne dedi? Harika hatırlıyorsun. Devam ediyoruz. Tamam. İsa Mesih Elçi Pavlus'a görünerek dedi ki, korkma, konuş ve sesini kısma. Çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak, kaba kuvvet kullanmayacak. Çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. Vay be! Sonra? Bu görümün üzerine Pavlus kentte uzun bir süre kalacak. 1,5 yıl. Ardından öğrencileri ve inanlılar hiç istemeseler de Pavlus dönmesi gerektiğini belirtecek. Vedalaşıp gemiye binerek Suriye'ye doğru yol alacak. Daha neler olacak? Elçi Pavlus yolculuğu sırasında Efesos'a da uğradı ve orada da öğrencilerini gördü. Ardından Kayseriya'ya gitti. Sucuk yemeği mi? Ya, ne? Nasıl Zi, anlamadım. Kayseri'ye sucuk yemeğe mi, pastırma yemeğe mi gitti?
Ya Kayseri değil Zi. Kayserya, Kayserya. Kayserya, İsrail'de bulunan antik bir liman kenti. Oh! İsim ve özelliğine bakar mısın? Şaşırttı beni ya. Olsun. Kayserya'da kilise topluluğunun önüne çıkıp onları selamladı ve yaptıklarını anlattı. Yolculuk burada mı bitiyor? Hayır. Buradan sonra Antakya'ya geri dönüyor. Böylece ikinci yolculuğu da tamamlanmış oluyor. Harika. Elçi Paulus'un yaptığı iki büyük yolculuk daha var. Onları da sonraki sezonun bölümlerinde anlatacağız. Haberim olması iyi oldu. Dersime çalışacağım. Sonraki bölümlerde seni sadece doğru mu yanlış mı kısmında değil, yolculukla ilgili sorularla da sıkıştıracağım. Harikasın Zihir. Çok keyif alırım ben. Yine de senin kadar araştırıp gezemem tabii bu kısa sürede. Evet, aramız çok uzun olmayacak. Olsun, sen yine de araştır. Belki benim gözümden bir şey kaçmıştır. Sen tamamlarsın. Tamamlama deyince konumuzla alakası yok ama aklıma bir ayet geldi. Ayet mi? Ne güzel, paylaş. Hadi paylaş. Nereden? Matta 5. bölümden 17. ayet. Diyor ki, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Ay, harikasın Zihi. Bak konuyla alakası yok diyorsun ama aslında çok alakalı. Elçi Paulus da tüm yolculuklarında bunu anlatmaya çalıştı zaten. Eski yükümlülüklerde kalıp da ona ve İsa Mesih'e karşı çıkanların yaptıkları boşunaydı. Çünkü İsa Mesih geçersiz kılmaya gelmemişti, tamamlamaya gelmişti. O zaman bölümümüzü tamamlamak için doğru mu yanlış mı sorumu sorayım. Ay, merakla bekliyordum bunu. Dur hazırlanayım. Hadi sor. Salep içeceğinin ana maddesi bir çiçektir. Doğru mu yanlış mı? Salep. Bildiğimiz bu sıcak kışın içilen salep. Domates suyu kadar olmasa da evet, güzeldir. Evet, düşünün çiçek mi? Doğru. Bildin. Anlatmak ister misin? Bu sefer sen anlat ya. Tamam, anlatayım. Bu salep kış mevsiminin sevilen içeceğidir. Oh. Ve bu salebin ana maddesi yabani orkidenin çiçeklenme zamanında toplanarak elde edilir. Salep bitkisinin kökleri toplanır ve kurutulur. Kurutulan kökler toz haline getirilir. Sıcak süt ve tarçınla birlikte tüketilen bu leziz içeceğin içindeki ana madde işte bu şekilde üretilir. Harikasın be. Hadi gidip salep içelim öyleyse ya. Aa, dur yahu. Domates suyuna ne oldu? İçmeyecek miyiz? Tamam. Evet kardeşler, görüşmek üzere. Elçi Paulus'un sonraki yolculukları için biz yine burada olacağız. Öyle değil mi Zihi? Biraz sabredemedin mi Zihi? Ya ben de Salep'i çok seviyorum ama bu acele niye? Bak, kardeşlerinle vedalaşmadın ama. Neyse, ben Zihi'nin adına da vedalaşayım sizlerle. Önümüzdeki sezon görüşürüz çocuklar. Bay bay. Sevgili arkadaşım, Tanrı'nın Sözü bölümünde yine buluştuk burada birlikte. Acaba bakalım bugün ne var mı sırada? Bizler Mesih'in dünyaya gelişini, artık kurtarıcımızın geçmişte nasıl dünyamıza, aramıza geldiğini birlikte konuşuyorduk. Haydi bakalım, bugünkü hikayemizin adı da Dünyanın Işığı. Nasıl bir ışık bu? Güneş mi? Ya da acaba kocaman bir sokak lambası mı? Bence bunlardan hiçbiri değil arkadaşlar. Haydi bakalım, gelin birlikte yavaş yavaş hikayemizi okuyalım. Aynı gece bütün yıldızların arasında yepyeni parlak bir yıldız belirdi. İşte o gece, yani Mesih'in bir bebek olarak dünyaya geldiği ve doğduğu gece. Gökyüzünün karanlığındaki tüm yıldızlar arasında bu yıldız farklı bir şekilde parlıyordu. Gökleri aydınlattı ve onun yanında bütün diğer yıldızlar sönük kaldı. Tanrı bu yıldızı oğlu dünyaya doğunca gökyüzüne yerleştirdi. Belki de Tanrı bir parti yapıyordu o sırada, bir kutlama yapıyordu, böyle dünyayı aydınlatan bir ışık. Bu bir sahne ışığı gibiydi. Üzerini aydınlatsın diye. Karanlıkta parlayan bir ışık olarak ona giden yolu göstersin diye. Görüyor musun? Tanrı yeni bir baba gibiydi.
iyi haberi kendine saklayamadı. Sanki bütün dünyaya haber vermek istedi. Hani bizler de başımıza çok güzel bir şey geldiği zaman bunu böyle arkadaşlarımızla, ailemizle hemen paylaşmak isteriz ya. Bence Tanrı da öyle hissediyordu. Uzun yıllardır bu anı beklemişti ve şimdi herkese söylemek istiyordu arkadaşım. Bu yüzden hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Bir meleği Meryem'e göndererek ona iyi haberi vermişti. Çok iyi planlamıştı Tanrı bütün bu süreci. Oğlunun nerede olduğunu göstermek için gökyüzüne bir yıldız koymuştu. Tamam, o yıldız demek ki oğlunun nerede olduğunu insanlara göstermek için koyulan bir yıldızdı. Bir yol gösterici gibi. Şimdi de bir koro dolusu meleği mutluluk verici bir şarkı söylemeleri için dünyaya gönderecekti. Ha, bu ne kadar büyük bir kutlama. Geldi. O burada. Gidin ve onu görün. Oğlum benim. Diye düşündü Tanrı. Sen olsaydın o muhteşem koroyu nereye gönderirdin? Belki kocaman bir konser salonuna mı? Ya da bir saraya. Tanrı korosunu gecenin bir yarısı ufak bir kentin dışındaki küçük bir tepeye gönderdi. Bütün o melekleri Betlehem'in dışında koyunlarını gözetmekte olan bir avuç yoksul çobana gönderdi. Nasıl yani? Koskocaman melekleri gökyüzünden gelip onları birkaç tane çobanın yanına mı gönderdi Tanrı? Hiç anlamadım. Hatırlaman gerekiyor ki özellikle şöyle bir konu var. O günlerde insanlar çobanlara çok gülerlerdi ve onlarla dalga geçerlerdi. Koktuklarını söylerlerdi. Öf çok kötü kokuyorsunuz ha 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 diye onlarla dalga geçerlerdi. Ve kesinlikle buraya yazamayacağım başka kötü şeyler de söylerlerdi. Ne kadar üzücü değil mi? Onlar için çok üzücü olmalı. Çünkü çobanlar aslında çok güzel bir iş yapıyorlar. Kuzuları, koyunlarını koruyorlar ve onlara göz kulak oluyorlar. Yani insanlar özetle çobanların işe yaramaz, pis serseriler olduğunu düşünüyordu. Öyleyse Tanrı neden meleklerini, o kadar değer verdiği meleklerini onlara göndersin? Ama belli ki Tanrı çobanların çok önemli olduğunu düşünüyordu. Yani Tanrı çoğu zaman bizim gibi düşünmez arkadaşlar. Bizler Tanrı kadar güzel, Tanrı kadar doğru düşünemiyoruz çoğu zaman. Çünkü iyi haberi öncelikle onlara söylemeyi seçti. Yani düşünsenize Tanrı çobanları ne kadar önemsedi. İşte bu yüzden sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bazen insanlar sizlere kötü şeyler söyleyebilir, moralinizi bozan, iyi olmadığınızı, başarılı olmadığınızı, güzel olmadığınızı söyleyebilirler size. Ama unutmayın ki bu insanların düşüncesi olabilir ve bunlar doğru değil. Çünkü tek gerçek, tek gerçeği bilen, tek gerçek bizim Tanrımız. O yüzden Tanrı sizin her zaman çok güzel, çok önemli, çok başarılı ve değerli olduğunuzu düşünüyor. O gece çobanlar açık arazide ateşin yanında ısınmaya çalışırlarken birdenbire koyunlar etraflarında koşuşturmaya başladılar. Bir şeyden korkmuşlardı. Etraftaki zeytin ağaçları da hışırdamaya başladı. Ne oluyordu? Kanat çırpma sesi miydi o? Arkadaşlar biz biliyoruz sanırım onlar meleklerdi ama hikayenin devamını hep birlikte yarın öğreneceğiz. Ama şimdilik burada duruyorum. Siz bu sırada Tanrı'nın aslında nasıl çoğu zaman insanlar gibi düşünmediğini bugün siz böyle düşünün. Yani bazen bir şeye baktığımız zaman onun çok başarısız, beceriksiz ya da birinin bir şeyi başaramayacağını ya da kendimizin bir şeyi başaramayacağını düşünüyor olabiliriz. Ama çoğu zaman Tanrı böyle düşünmüyor sevgili arkadaşım. Bugün Tanrı'ya sor. Tanrı seninle ilgili ne düşünüyor? Tanrı sana seninle ilgili ne söylemek istiyor? Bugün Tanrı'ya bunu sor ve yarın biz bu hikayenin devamını hep birlikte bakalım. Ama bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.